أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن وما تدري نفس ماذا تكسب
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبه نستعين bizleri yoktan var eden, kendisinden başka kulluk edilecek ilah olmayan, bizleri yaratan, yaşatan, bize rahmet eden, bize sahip çıkan, İmtihan eden ama tek başımıza da bırakmayan, zaferlere eriştiren şanı yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bize dinimizi öğreten peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat, onun temiz ehlibeytine, ashabına, etbaına, kıyamete kadar ona tabi olacak olanlara, ekranları başında Ülke TV'de bizi seyredenlere, evinden barkından gelip burada bize misafir olup bizi izleyenlere hepinize selam olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, Yıldırım Bayezid Medresesi'nden Bursa'dan iftara programımız başladı. Çok güzel bir Kur'an dinledik Muhammed Salih Hocam'dan. Muhammed Salih Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Okuduğun ayetlerin anlamını bilmese bile bir kimse okuyuş tarzından, yüz hatlarından herhalde aşağı yukarı ne okuduğun, konunun nelerden bahsettiği anlaşılabilirdi. Uzun zaman sonra dinlediğim en güzel Kur'anlardan biriydi. Hem çok güzel, yakışıklı bir delikanlı, güzel yüzlü, çok da güzel Kur'an okudun. Allah razı olsun senden. 23 yaşında müezzin bir kardeşimiz. Allah ömrünü bereketli kılsın. Amin inşallah. İstikametten ayırmasın inşallah. Amin inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün çok kıymetli, değerli bir hocam var. Profesör Doktor Cafer Karataş hocam. Karadaş, Cafer, yumuşak G'si de var, orijinal. İsmi de, kendisi de. Cafer hocam, hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyiyiz, elhamdülillah. Cafer hocama bugün kafamıza takılanları soracağız. Çünkü kafama takılanlar diye kitabı var hocamın. Evet. Dolayısıyla kafanıza ne takılıyorsa bize de sosyal medya üzerinden Erkan Aydın, WIT gönderebilirsiniz. Ama az çok kafanızda ne takılabileceğini tahmin ediyorum. Hocama soracağım inşallah. Muhammed Zindir hocam bizimle beraber. Ama programa başlarken Ramazan Kur'an ayı her zaman Kur'an'dan bir ayetle başlıyoruz. Bugün de affedersiniz Ali İmran suresi 103. ayeti okumak, kısaca ondan bahsetmek ve öyle giriş yapmak istiyorum. Ayet-i Kerime Medine'deki Evs ve Hazreç iki Arap kabilesinden onların geçmişteki durumlarından bahseden ve onlara Allah'ın verdiği nimeti hatırlatan ve şükretmelerini isteyen bir ayet. Fakat hocamın yanında tabii bunları konuşmak bize düşmez ama tefsir usulünde bir kaide vardır. Sebebin hususiliği hükmün umumiliğine engel değildir. Bir iniş sebebinin olması o ayetin evrensel bir değer ifade etmesinin önünde bir engel değil. Sadece onu daha iyi anlamamızı sağlar. Estağfirullah. Ve atasimu bihablillahi cemia. Hep beraber toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipi hablullah, Kur'an'dır. Kur'an'a sımsıkı sarılmak gerekir. Hele bu Ramazan ayında boş geçmemek, ıskalamamak gerekir. وَلَا تَفَرَّقُوا Ayrılığa düşmeyin. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Çünkü Evs ve Hazreç, Medine'de daha önce sürekli birbiriyle çatışan iki toplulukmuş.
şuranın altını çizelim. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Ateş çukurunun kenarındaydınız adeta. Yuvarlanıp gidecektiniz. Yanıp kül olacaktınız. فَاَنْغَدَكُمْ مِنْهَا Sizi yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken ateş çukurunun kenarından aldık ve kurtardık. Şimdi dönüp diyorum ki, kıymetli izleyicilerimiz, Evs ve Hazreç'i Allah ateş çukurunun kenarından aldı da bizi almadı mı? Şöyle bir dönüp geçmişimize bakalım. Allah bizi tutmasaydı, merhamet etmeseydi, kim bilir hangi uçurumların kenarında kaybolup gitmiştik. Var olma, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız, sınırda olduğumuz hayatımızda nice dönüm noktaları oldu. Ve Allah rahmetiyle bize sahip çıktı ve bizi bugüne getirdi. Hamdü senalar olsun. Ve ya Rabbi hamdimizi, şükrümüzü daim eyle. Olur da gafletimizden ve cehaletimizden verdiği nimetlere şükredemezsek bizi bağışla, bize gazap etme ya Rabbi. Sadece bugünümüze değil, geçmişte şükredemediğimiz anlara bile belki kazayen şükretmemiz gerekir. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Sen kendini nasıl sena edersen sana öylece hamdolsun ya Rabbi. Diyelim ve tekbir ve salavatla programımıza başlayalım ki bereketli olsun inşallah. Allahu Ekber Kebira. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyine Muhammed. Kıymetli izleyicilerimiz, tekbir salavatımızı getirdik ve kıymetli hocama dönüyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ederim. İyisiniz. Elhamdülillah. Nasıl Allah geçiyor çok Ramazan? Çok iyi geçiyor Ramazan. Sıcak da değil, soğuk da değil. Gerçi biraz soğudu bir iki gün ama bu da bir imtihan artık yani. Ramazan zaten sürekli değişmesi, yaz günlerinde de biz oruç tutuyoruz, kış günlerinde de oruç tutuyoruz. Allah her zaman diliminde bizi bir sınıyor. İnşallah o sınavı iyi geçirenlerden oluruz. Amin inşallah. İnşallah. Hocam yine biz biraz soğuk bugün. Mustafa Arman hocamı aradım Erzurum'da. Dedi ki fakülteye gidiyorum dedi. Dedim hocam bu sesler ne? Dedi ki kar dedi. Ayaklarının altından kar sesi telefona geliyordu. Dedim hocam Mayıs artık Mayıs ayı geldi. Dedi ki sorma dedi. Şu anda burası kar kıyamet dedi. Aynen yani, öyle. Erzurum biraz iklim değişikliği. Aynen. Burası da bir sıcak bir soğuk ama bugün güzel. Hayat gibi değil mi hocam? Öyle öyle aynen. Bazen evet. Açılıyor bazen kapanıyor. Bu, Bursa'mızın şöyle bir özelliği vardır. Uludağ'a kar yağınca Bursa soğur. Muhtemelen işte bu bir iki gün önce Uludağ kar yağdı ve Bursa'nın soğuğu oradan geliyor. Hocam ya bize de dediler ki yağmur yağarsa Bursa Uludağ'ın karları erir sonra hava ısınır. Bu gelen soğuk hava oradandır. Sonra yağmur yağdı, sevindik. Ardından 26 derece hava ısındı. Peşinden tekrar kar yağdı. Aynen, aynen. Hayırlısı olsun inşallah. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de şeytandan bahseden ayetlerde sanki inanç esaslarından hiçbir şeyi inkar etmiyormuş gibi duruyor şeytan. Evet. Allah-u Teala'ya meydan okurcasına haşa diyor ki, لَأَخَّرْتَنِي اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Bana kıyamet gününe kadar müsaade et. Kıyamete inanıyor. Rabbim diyor, Allah'ı tanıyor. Tabii, melekleri aynen, görüyor. Yeniden dirilme gününe kadar bir de sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım diyor. Sırat-ı müstakimi biliyor, ibadetleri tanıyor. Ama وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Şeytan kafirlerden oldu. Şeytan deist mi hocam? Yok yani inanma bakımından şeytan oradan başlayalım. Oradan başlayalım. Doğru yani soru. Şeytan deist mi? Hakikaten böyle bir soru bana hiç gelmemişti. Oradan girelim. Başka türlü desem hocam kızabilir insanlar. Cidden onun üzerinden sormak istiyorum. Yani, şeytan deist değil. Yani bilgi noktasında deist değil. Biliyor her şeyi. Yani Allah karşısında tutunamayacağını da biliyor. Nitekim bakın Allah'tan izin istiyor. Gidip hani deist olsa ne izin isteyecek ki yani? Deist izin istemez. Hı hı. Bu izin istiyor. Diyor ki beni diyor kıyamete kadar diyor bana mühlet ver diyor. Şimdi demek ki Allah'ın gücünü biliyor. Hı hı. Allah'ın gücünün ne olduğunun farkında. Dolayısıyla oradan izin istiyor. Ama mesela bizim ulema buradan hareketle demişler ki işte şeytan kıyamete kadar yaşayacak. Halbuki Allah Teala orada ilel vaktil ma'lum diyor.
belli bir vakte kadar. Belli vakt nedir aslında? Ecel. Ecelin geldiği zaman işin bitti demektir. Dolayısıyla öyle kıyamete kadar filan izin vermiyor. Fakat birisi bir tefsirde görmüştüm, çok hoş bir açıklama yapıyor. Diyor ki, şeytan öyle bir istekte bulundu ki diyor, ölümsüzlüğü istedi aslında diyor. Kurnaz. Çünkü diyor, kıyamet demek, biz kıyamet hep dünyanın sonu gibi biliriz. Aslında kıyamet demek, yeniden diriliş demektir. Beni yeniden dirilişe kadar bana mühlet ver demesi, beni hiç öldürme demesidir aslında. Yeniden dirilişten sonra zaten ölüm yok. Dolayısıyla hiç ölmemeyi garanti altına almaya çalışıyor. Zaten bakın Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemizi de bakın ölümsüzlükle kandırıyor. Hı hı. Eğer diyor siz bu ağaçtan yerseniz hiç ölmeyeceksiniz, ebedi olacaksınız. Bir de melekleşeceksiniz diye kandırıyor. Fakat sonuç ne? Sonuç Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemiz elindeki imkanı da kaçırıyorlar. Gördüm çok güzel bir yerde yaşıyorlardı, sonra oradan çıkarıldılar. Demek ki şeytanın istekleri ya da şeytanın temennileri veya talepleri çok da yerinde talepler değil. Burada peki şeytanı kafir yapan şey ne? Esas zannediyorum sorunun esas özü evet. O herhalde. Şeytanı kafir yapan şey... Biraz televizyonculukta böyle bir şey var evet, hocam. Günahta ısrar etmesi. İlgiyi yöneltmek için aynen. Klasik bir şey sormayayım evet. Da dedim. Evet. Yani az çok nelerden konuşacağımız konusunda izleyicilerimiz fikir sahibi olsun diye. Şimdi şöyle düşünüyor insanlar. Şeytan sanki bir mahza kötülük olarak yaratıldı. Kötü bir insan olarak yaratıldı. Hayır öyle bir şey yok. Şeytan normal. Hazreti Adem, Hazreti Havva nasıl yaratıldıysa şeytan da öyle yaratıldı. Şeytanı kötü kılan kendi iradesiyle günahta ısrar etmesidir. Nitekim aslında secde etmiyor. Secde etmekten kaçınıyor. Allah Teala soruyor. Yani "Mâ mena'ake ellâ tescüde iz emertuk." Ben diyor emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan şey ne? Bakın orada Allah Teala sorunun içerisinde Hazreti Adem'i de geçirmiyor. Zikretmiyor. Ne diyor? "Ben emrettiğim zaman diyor seni secde etmekten alıkoyan şey ne?" Şeytan ne diyor? "Ene hayrun minhu." Ben ondan daha hayırlıyım. Şimdi şeytan burada bir yanılgı içerisine giriyor. Zaten bakın bu insanların bu küfre düşmeleri de, şirke düşmeleri de, ateist, deist olmaları da hep bir yanılgıdır. Bir şeyi kafalarına takarlar, o takıntı onları şeye götürür, yanlış yola götürür. Şeytan da burada kafayı neye takmış? Hazreti Adem'le kendini kıyaslamaya takmış. Şeytanın burada bakın Allah'ın emriyle, Allah'la şeyle bir sorunu yok. Sorun Hazreti Adem. Diyor ki, halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni diyor ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ya ateşle toprak kıyaslanır mı? Ateş daha üstündür. Dolayısıyla ben Adem'den daha üstünüm. O yüzden senin diyor emrine uymadım. Neye göre, kime göre? Ha, şimdi neye göre? Ateş neden üstün dediği zaman o sorunun cevabı da yok aslında. Ya da toprak niye daha değersiz? Onun cevabı da yok. Şimdi bu Hazreti Adem'i takıntı haline getirmesi, bir de secde edin deyince Hazreti Adem sanki kendinden büyük gösteriliyormuş gibi bir havaya giriyor. İşte bu bakın tekebbür. Kur'an-ı Kerim'de bu da geçer şeytan için. Tekebbür. Evet, eba ve stekbara. Eba ve stekbara tabii. Yani, hakkı olmadığı halde büyüklendi. Yani birden bir eziklik psikolojisine giriyor Hazreti Adem karşısında. O secde edin emri sonrasında Hazreti Adem karşısında bir eziklik psikolojisine giriyor. O psikoloji ard ardına yanlışları getiriyor. Sonra yanlış kıyaslar başlıyor. İşte bu yanlışta diretmesi şeytanın kafir olmasını getiriyor. Yani günahta ısrar, yani çünkü Allah'ı sanki emrini tanımıyorum. Yani Allah'ı tanıyor ama emrini tanımıyor. Şimdi Allah'ı tanımamakla emrini tanımamak arasında ne fark vardır? Çok bir fark yoktur. Dolayısıyla Allah'ı inkar etmek nasıl küfürse, Allah'ın emrini reddetmek de aynı şekilde küfürdür. Hocam bir soruyla burayı açmak istiyorum. Çok tabii. İyi bir noktaya geldi çünkü. Benzer süreçte Hazreti Adem ve eşi de bir günah işlediler. فَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى Sonuçta Allah onlara bir şey emretti ve Allah'ın emrinin dışına çıktılar. Allah da bunu bir isyan olarak nitelendirdi Kur'an-ı Kerim'de. Ama sonra az önce buyurdunuz ki şeytana sordu Allah. Neden
böyle yapmadı. Yargısız bir infaz olmadı. Benzer şeyi Hazreti Adem'e de soruyor. Aynen, aynen. Ama Hazreti Adem pişman oldu, tevbe etti. Aynen. Hazreti Adem bir günah yanılgıya düştü, şeytan da yanılgıya düştü. Tabii. İki günahın arasındaki fark ne? Biri peygamber oldu, tabii, öbürü kafir oldu. Biraz oradan bahsedebilir misiniz? Aradaki fark şu, birisinde ısrar var, hı-hı, öbüründe pişmanlık var. Yani temel fark budur aslında. Yani herkes günah işleyebilir. Tabii tabii, aynen ama öyle. Ama günah sonrasındaki tabii tutum bizim durumumuzu mu belirliyor? Aynen. Zaten şu var, bakın o Allah'ın şeytana sorusunun altında tevbe et, kurtul ifadesi, hı-hı, vardır aslında zımnında. Fakat o tevbe etmeyi bırakın, hiç pişmanlık duymadığı gibi o hatayı devam ettiriyor. İşte ene hayrun minhu, işte hem Hazreti Adem'den büyük olduğunu şey yapıyor, hem de Allah'ın yarattığı bir varlığı kökenini sorguluyor. Burada zaten şunu diyoruz biz, ilk ırkçı şeytandır. Çünkü kökencidir. Yani kökene bakarak üstünlük taslıyor orada. Hazreti Adem de, Hazreti Havva da yanlış yapıyorlar. O dediğiniz gibi orada ve asa Adem'i Rabbehu fegava. Orada zaten açıkça ifade ediliyor. Dolayısıyla ama Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemiz pişman oluyorlar. Hı hı. Pişman olduklarında Allah Teala'nın desteği geliyor. Hı hı. Eğer bakın orada iblis de pişman olsaydı iblis de kurtulacaktı. Netice, çünkü biz iblisi nereden kabul ediyoruz? Kâne minel cinni. O cinlerdendi diyoruz. Şimdi cinlere bakıyoruz. Cinlerin Müslüman olanlar var, Müslüman olmayanlar, evet, var. Nitekim Cin suresinde bu geçiyor. Hı hı. Bir kısmımız Müslüman, bir kısmımız Müslüman değil şeklinde geçiyor. Demek ki İblis de kötü olarak yaratılmamış. İblisi kötü kılan kendi tercihleridir. Hı hı. Yani günahtaki tercihi ve ısrarı. Hazreti Adem ve Hazreti Havva ise pişman oluyorlar. Pişman olunca bakın ilahi destek geliyor. Nedir ilahi destek? Estağfirullah. وَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ Allah Adem'den kelimeleri aldı. فَتَابَ عَلَيْهِ Bakın Allah onun tevbesini kabul etti. Halbuki o arada bir şey olması lazım. Nedir o? Tevbe etti. Allah da onun tevbesini kabul etti. Demek ki insan pişman olduğunda Allah Teala zaten hemen onun tevbesini kabul ediyor. Hı hı. Nitekim orada şeyde çok, mesela kelime nedir? Hangi kelimeleri aldı? Kur'an'da, evet, o da geçiyor. Adem Rabbinden hangi kelimeleri aldı? Tabii estağfirullah. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Bu duayı yapıyorlar. Nedir işte duanın Türkçesini de söyleyelim. Ey Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik. Biz nefsimize kötülük ettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan, bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz diye böyle güzel bir dua yapıyorlar. Ve bu dua neticesinde Allah Teala fetabe aleyhi onların tevbelerini kabul ediyor. Ve şöyle bir şey vardır. Mesela hutbelerde okunan bir hadis-i şerif vardır. Ettaibu mine zembi kemen la zenbele. Evet. Günahından tevbe etmiş olan kişi sanki günah işlememiş gibidir. Dolayısıyla Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemiz günahlarından tevbe etmişler ve sanki günah işlememiş gibi. Hani ne diyoruz? Anasından doğdukları gibi diyoruz ya. Onlar anasından doğmadıkları için ilk yaratıldıkları gibi. İlk yaratıldıkları gibi neyse o şekilde günahlarından arınmışlardır. Artık bundan sonra dönüp de Hazreti Adem'e günahkar demek ya da Hazreti Adem'e birilerinin dediği gibi cahil demek çok şeydir, abesle iştigaldir ve doğru bir şey değildir. Haddi aşmaktır. Haddi aşmaktır, evet, tabii ki yani. Yani Allah-u Teala nasıl nitelendirirse nitelendirsin. Tabii ki yani. Biz yerimizi, durduğumuz yeri bilmemiz gerekir. Burada mesela şu soruyu sormamız lazım. Hazreti Adem, Hazreti Havva validemizin yaşadığı o olayı Allah Teala bize bildirmeseydi bizim haberimiz olur muydu? Hayır. Olmazdı. Peki niye bildirmiş? Aslında insanın oturup bunu düşünmesi lazım. Niye bildirmiş? İlk insanlar olan, birisi erkek, birisi kadın, ilk insanlar olan insanların nasıl hata edebilecekleri ve nasıl hatadan kurtulabileceklerini bize örnek olarak gösteriyor Allah Teala. Yani her peygamber, geçmişteki her peygamber bizim örneğimizdir. Bugün bakın Kur'an-ı Kerim'de en çok anlatılan, en çok kaplayan şey kıssalardır. Hı hı. Kıssalar Kur'an'ın büyük bir kısmını kaplar. Evet. Peki Allah Teala niye anlatıyor kıssaları bize? Bakın o kıssaları bize bir tarih kitabı olsun diye, tarihi bilgi olsun diye aktarmıyor. Zaten bakın kıssalara bakarsak peygamberler nerede yaşadıkları, ne zaman yaşadıkları, kaç yıl yaşadıkları bunlara dair bilgi yoktur. Dolayısıyla o bir tarih kitabı değil. Orada anlatılan şey aslında bize bir örnek kişilik.
Örnek timsal. Yani bütün peygamberler Hazreti Adem'den başlamak üzere bütün peygamberler bize örnektir. Orada da Allah Teala bize Hazreti Adem'i deyim yerindeyse erkekler için, Hazreti Havva validemizi de hanımlar için bildiriyor. Eyvallah hocam. Hazreti Adem'in Rabbinden öğrendiği kelimelere dair bir şey soracağım. Sizin ya da izleyicilerimizin, ilim adamlarının bu konuya dair eğer bir bilgisi varsa onu da ulaştırmalarını da istirham ederim. Bu benim biraz da yorumum ve anlamak istediğim şey. Tabii, buyurun. Abdesti biraz bu kelimeler içinde olabileceğini düşünüyorum hocam. Niye? Çünkü namazsız bir peygamber yok. Namaz yok, tabii. Bütün peygamberlerde olan şeyler. Abdestsiz de namaz olmadığına göre. Yani şekli değişiyor olsa bile. Evet. İbadet var hepsinde. Şimdi abdeste yıkanması farz olan organlara bakıyorum. Yüzü yıkamak var. Leri dirseklere kadar yıkamak var. Başın bir bölümünü meshetme var. Ayakları yıkamak var. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın abdestin tevbe oluşunu, insanı günahlardan arındırdığını ifade ettiği hadisini hatırlayınca sanki harama yürüdüğün ayaklarını topuklarınla beraber yıka. Ya. Harama baktığın yüzünü yıka. Harama uzanan eli dirseğinle beraber yıka. İlk günahın işlenme biçimine bakıyorum. İlk günah işlenirken aktif olan organların tamamının yıkanmasıyla abdest oluşuyor bir yerde. Aynen, aynen. Dolayısıyla abdestin tövbe oluşundan da aslında Hazreti Adem'e öğretilen kelimelerin abdest olabileceğine dair bir kitabi bir şeyim olmasa da ama böyle bir hissiyatım var. Bunu da buradan söylemiş olayım. Olur da hani hocalarımızdan olur da bir yerde buna dair bir bilgiye rastlayan olursa istifade etmiş oluruz. Hocam siz ilahiyat camiasında genç neslin en çok sevdiği hocalardan birisiniz. Estağfurullah. Sosyal medyada da zaman zaman makaleleriniz ve sözleriniz trend topik oluyor. Allah razı olsun. Niye? Çünkü size her şey sorulabiliyor. Estağfurullah. İnsanlar soru sorabildiklerini de severler. Allah zaten çok mütebessim bir çehreniz de var. Deizm ve ateizm gibi güncel konularla ilgili de çok yazınız var. Tefekkür ediyorsunuz. Ben de onunla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir genel kabulden söz ediliyor. Deniyor ki özellikle işte İmam Hatip İlahiye Camiası'nda gençler deizme kayıyor. Buna katılmadığımı öncelikle söyleyeyim. Çünkü bir yorum yapmak için elde bir veri olması tabii gerekir. Aynen, aynen. Hangi veriye dayanarak bu yorumu yapıyorsunuz dediğimizde bir şey yok. Bir, siz buna katılır mısınız? İki, hocam deizm nedir? Siz bu konularda yazıp çiziyorsunuz. Neden böyle bir şey söyleniyor? Bir kasıt olabilir mi? Veya haklılık payı var mı? Siz ne düşünürsünüz? Ya ben ilahiyat camiasının içindeyim. Evet. Bunu söyleyeyim. İlahiyat camiasında böyle bir sorun yok. Yaşamıyoruz böyle bir sorun. Çünkü sorun olsa sorular bize gelir. Yani çünkü oradan çıkartmamız mümkün. Ha kısmi hakikaten Nasrettin Hoca'ya demişler ya Semin evet. Hanım çok geziyor diye. Olmaz yarım demiş. Çok gezse bize de vurar demiş. Evet. Yani şimdi hakikaten olsa bize gelir. Bazen öğrencilerimizin tereddütleri oluyor. Olabilir. Evet. Gençtir yani bunlar. Netice itibariyle bugün ilahiyat öğrencisi dediğimiz 20 yaş civarı öğrencilerimizdir. Tereddütleri olabilir. Olması da kaçınılmazdır. Hatta olması iyidir. Çünkü onları araştırmaya, öğrenmeye sevk eder bu tür tereddütler. Bazen biz derslerde böyle ne derler öğrencilerin dikine sorular da soruyoruz ki biraz düşünceleri gelişsin, artsın diye. Mesela bazen öğrencilere şunu da ihtar ediyorum. Sakın burada konuştuğumuz şeyler gidip camide falan konuşmaya kalkışmayın. Niye? Çünkü orası bir laboratuvar. Doğru. Sınıf bir laboratuvardır. Ama artık biliyorsunuz hocam okuldaki konuşmaları videoya çekip sosyal medyaya veriyorlar. Evet, bir de öyle bir şey çıktı. Öyle bir enteresan bir şey çıktı. Çünkü orası aslında bir mahrem alandır. Doğru. Yani oradaki konuşulanları dışarı çıkartmak da çok bana göre etik ve ahlaki değildir. Onu söyleyeyim. Ahlaki bir davranış değildir. Çünkü oraya gelen öğrenciyi biz yetiştirmek istiyoruz. Bazen öğrenciye doğruyu öğretiyoruz, bazen de yanlışı öğretiyoruz. Mesela ben şunu dedim. Yani her öğrendiğinize iman etmek zorunda değilsiniz.
Öyle değil mi? Mesela şeytanın sözü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor değil mi? Mesela ene hayrun minhu. Ben şimdi buna iman mı edeceğim? Benim iman edeceğim tek şey vardır. Allah Teala'nın kelamıdır. Bu kelam olarak bize bildirmiştir. Ona iman ederim. Ama şeytanın Adem'den hayırlı olduğuna öyle bir iman edebilir miyim? Hayır. Ama bunu bilmek zorundayım. Veya Firavun'un sözü geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ene rabbukumul a'la. Ben en büyük tanrıyım diyor. Şimdi ben Firavun'un en büyük tanrı olduğunu mu düşüneceğim? Hayır, böyle bir şey olmaz. Ama nedir? Demek ki insanoğlu en büyük tanrıyım diyebilecek bir cüreti gösterebilir. Evet. Bunu bilmem için Allah Teala bize onu bildiriyor. Dolayısıyla derslerde de biz bazen doğru şeyleri söylerken bazen diyoruz ki bakın şöyle yanlışlar da var, bunlara da dikkat edin. Şimdi o yanlışları alıp da birisi, hani bu şey oyunları vardır ya, kes yapıştır oyunları, evet. Onunla aktarırsa tabii bu vebaldir. Yani bu kul hakkıdır tabii ki yani. Şimdi gelelim siz İmam Hatiplere. İmam Hatiplerde de gençlere bakın, çoğusu ergenlik çağında olan insanlardır. Hı hı. Bazen gençler kendilerini aykırılıklarla ifade ederler. Hı hı. Yani kendini ifade etmek istiyor, kendini göstermek istiyor ya da ne bileyim bir derdini dile getirmek istiyor. Onu dile getirirken böyle çarpıcı bir ifade kullanmak istiyor. Ben bunun biraz günümüzde bu deizmin böyle bir moda olduğunu düşünüyorum. Kendini ifade etme biçimi olarak. Şimdi hatırlarsanız kaç yıl oldu bilmiyorum. Eskiden bir satanizm diye bir şey vardı. İyi hatırlıyorum hocam. Değil mi? Yani sabah akşam satanizm konuşurduk. Allah rahmet eylesin. Evet. Eyüp Sultan Camii'nde bir Osman Hoca vardı. Osman Hoca o zamanlarda Eyüp Sultan'da dua ediyordu. Evet. Hep duasına derdi ki Allah'ım satan işlerin şerrinden koru. Sonra bu moda bitti. Bir gün umreye gittik Osman Hocam'la. Baktım Kabe'de yine dua ederken diyor ki gençleri satanistlerin şerrinden koru. Dedim Osman Hocam satanistlerin şerri geçeli çok oldu. Dedi ki duaya bir kere yerleşti dedi. Evet. Onun için hiç unutmam. Şimdi bakın. Kediye tapanlar. Şimdi kimse. Kediyle ayin yapanlar. Aynen kediyle ayin yapan, kedi öldürenler, evet. Kedi yüzenler falan böyle satanistler ortaya çıkmıştı. Şimdi kimse ondan bahsediyor mu? Hiç bahsetmiyor. Yarın bir gün bu moda da geçecek. Ama tabii buna dikkatli olmamız lazım. O gün mesela o yapılan o dualar doğru dualardı. Evet. Yani ya Rabbi bizi satanistlerin şerrinden koru duası doğru duaydı. Bugün de işte bir takım çıkar grupları var. O çıkar evet. Grupları özellikle Müslüman gençleri ya da işte Türkiye'deki gençliği dejenere etmek için bir ellerine araç geçirdiler. Deizm diye bir araç. Ne basitçe ne anlamalıyız? Deizm dediğinde. Şudur yani. Ne kastediyor? Allah vardır ama bizim işimize karışmaz. Allah vardır orada bir yerde. Orada bir yerde bir tanrı var. Ama bizim ne yaptığımıza, ne ettiğimize karışır, ne peygamber gönderir, ne kitap gönderir, ne bizden ibadet ister, ne bizden dua ister, hiçbir şey istemez. Buna bazı kitaplarda, bu din felsefesi kitaplarında emekli tanrı derler. Tanrının emekliye sevk edilmesi. Şeytan deist midir sorusunu tam bunun için sordum hocam. Şeytan yani tabii. Yüce bir varlık olarak kabul ediyor, onsuz olmak istemiyor ama evet. Onun emrettiği şeyleri de kabul etmek istemiyor. Hayatına müdahale tabii etmesin. O yönüyle deisttir ama şimdi desem ki deistler şeytandır millet bana hakaret tabii, eder. Şimdi, böyle bir şey demedim. Aynen. Onun için şeytan deist midir diye sordum. Aynen. Deizmi ben zaten şöyle düşünüyorum. Deizm ateizmin gelişmemiş şeklidir. Çünkü deizmin bir sonrası ateizmdir. Zaten bakın bu tarihteki gelişmeye bakarsanız ilk gelişme protestanlıktır. Yani müesses Hristiyanlığın vidalarının gevşetilmesi. Protestanlık nedir aslında? Herkes kafasına göre bir Hristiyanlık uydurmasıdır. Bugün o kadar çok protestan mezhepleri var ki saysam bitirmezsiniz. Herkes kafasına göre bir mezhep uyduruyor. Sonra insanlar diyorlar ki ya bu dini biz kiliseyi bu kadar sınırlarını daraltabiliyorsak biz bu Tanrı'nın da sınırlarını daraltabiliriz. Ne yaparız? Tanrı'yı hayatımızdan çıkartabiliriz mesela. Aslında deizm Tanrı'yı hayattan çıkartmadır. Dolayısıyla deistler, o özellikle bu ansiklopedistler vardır, Fransız ansiklopedistler. Zaten Rönesans'la birlikte başlıyor bu deizm. Ateizm, deizm eskilerde yoktur. Geriye doğru gittiğinizde başlangıç şeysi aşağı yukarı işte Rönesans'ın biraz öncesi, biraz sonrası. Esas zirve yaptığı dönem Rönesans dönemidir. Deizm Rönesans'la birlikte başlıyor. Deyim yerindeyse hayattan Tanrı'yı çıkartıyor bir grup. Sonra mesela Nietzsche gibi bir adam geliyor. Diyor bakıyor ki ya o Tanrı hayattan çıkarılabiliyorsa, bir yerlere gönderilebiliyorsa Tanrı öldürülebilir de diyor.
Ve nitekim ne diyor? Tanrı öldü. Ve ateizm dediğimiz şey, bakın, bu tür bir gelişmenin sonucudur. O yüzden ben hem deizme, hem panteizme, prematüre ateizm diyorum. Ateizmin prematüre hali. Çünkü bir sonrası zaten şeydir, ateizmdir. Ve deist olarak kimse de duramaz. Ya saçma bir şeydir deizm. Hem Tanrı'yı var kabul edeceksin, hem etkisiz kabul edeceksin. Bu iki arada bir derede durmaktır aslında. Ya Tanrı'yı kabul edersin, ya reddedersin. Öyle değil mi? Yani bu budur. Yani insan zihninin tasavvuru olan bir Tanrı ortaya koymak istiyor. Evet. Oysa biz Allah kendisini nasıl tanıtırsa aynen, biz ona tabii, iman tabii, ederiz. Tabii, aynen. İnsanın kendisinin tasavvur ettiği bir ilah olur mu? Aynen öyle. Çünkü zaten bakın Kur'an-ı Kerim'de lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Böyle çokça geçen ifadeler vardır. Ne demek bu? Göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim'de gökler ve yerler birlikte anıldığında bütün bir kainat kastedilir. Kainat ifadesi yokturdur zaten Kur'an-ı Kerim'de. Gökler ve yerler kastedildiğinde bütün bir kainat. O zaman ne buyuruyor Allah Teala? Göklerde ve yerde olan, yani bütün kainatta her ne var ise Allah yaratmıştır ve Allah yönetmektedir. Nitekim bunu ifade eden ayet-i kerime de estağfirullah ela lehul halgu vel emr. Yaratma da yönetme de ona aittir. Hocam bu ayette isterseniz bir ara verelim. Olur, sözünüzü olur, bölmek istemiyorum. Kısa bir reklam arası vermemiz Eyvallah. Gerekecek. Kıymetli izleyicilerimiz, konu çok hararetli. Eğer yeni geldiyseniz hemen televizyonları açın. Reklamdan sonra yine buradayız. Cafer Karadaş hocamla deizm üzerine sohbet ediyoruz. Herkes kafasına takılan her şeyi sorabilir. Çünkü hocamın kitabı Kafama Takılanlar. Reklamlardan sonra buradayız inşallah. Güzel bir nihavet nefes dinledik. Hocam yine eski sazını almışsın. Tabii böyle hayata dönmüş gibi oluyorsun. Bir yandan inşallah. Ama Efe Hazretlerine yine bir yer vereceğiz olacak değil mi inşallah? Allah'la Efe. İnşallah. Evet. Ağzına sağlık Muhammed Zinir hocam. Muhammed Zinir hocam Ruda Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi, doçent doktor, bu konuların piri. Dolayısıyla programımıza hem renk katıyor, orada duruşuyla bize bir muhabbet vesilesi oluyor. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, bıraktığımız yere dönelim mi? Tabii. İzleyicilerimiz buyurun. Belki merak eder ya ne konuşuyorlardı arada diye. Yeni gelenler vardır. Gençler deizme kayıyor diye bir iddia var. Acaba bu iddia doğru mu diye sordum hocama. Onu konuşuyoruz. Ya bu konuda bir veri var mı? Deizm nedir dedim. Hocam oradan bir giriş yaptı. Bunun üzerinden gençlerimizde bir inanç problemi var mı hocam? Ailelere ve gençlerimize neler söylersiniz? Evet. Burada sizi izleyen gençler de var. Bizim bugün misafirlerimiz arkamızdaki çinleri boyayan öğrenciler ve onların öğretmenleri hocam. Ha, maşallah. İzleyicilerimize hakikaten de söylemiş çok, olalım. Çok da güzel çiniler, yani çok güzel işler çıkarmışlar. Evet. Ellerine yani böyle, sağlık, hepsinin eline sağlık. Kamera zaman zaman gösteriyor arkada ama evet, bunlar gökten zembille inmiyor. Aynen. Geleneksel evet, sanatlarımızın yaşatılması için emek veren insanlarımız var. Onlara da buradan bir teşekkür ediyoruz. Allah evet, razı olsun hepsinden. Allah evet razı hocam olsun. Buyurun. Şimdi inanç problemi her dönemde vardır. Hatta bazen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sahabilerden de gelip bazı sorular soruyorlar. Peygamber Efendimiz onlara güzel güzel izah ediyor. Hatta şunu da söylüyor kimi zaman, ya bu tür sorular, bazı diyor vesveseler geliyor içlerine bir takım. Bu vesveselerin gelmesi diyor sizin doğru yolda olduğunuzu gösterir. Yeah. Yanlış olsanız zaten o vesvese gelmez. Siz doğru gidiyorsunuz ki şeytan sizi saptırmaya çalışıyor. O vesveseleri veriyor. Dolayısıyla o vesveseleri aldırmadan yolunuza devam edin. Özellikle hocam namazda, yani tabii, izleyicilerimiz aynen, hep sorarlar. He. Ya normalde hiç aklımıza gelmeyecek bir şey namaza durduğumuza geliyor. Yani o vesveseyi nasıl karşılamalıyız? Bazı insanlar da diyor ki, ya madem doğru düzgün bu ibadeti yapamıyorum, hiç yapmayayım. Hatta ibadeti terk eden de oluyor. O zaman sizin bu söylediğinize göre bizim daha da ısrar etmemiz lazım. Aynen. Ona. Bu şuna benzer bakın şimdi. Bir rahatsızlığımız var, hastalığımız var. Doktora gidiyoruz. Doktor bize bir ilaç veriyor. İlacın kutusunun içine bakıyoruz, 30 tane hap var. Şimdi biz alıyoruz, bir tane içiyoruz. Diyoruz ki yarın sabah iyileşeceğiz. İyileşir miyiz? Hayır.
Evet. Bir kere o 30'u bitirmeden iyileşemeyiz. Öyleyse biz hemen birkaç hap içtikten sonra iyileşmeyi beklemek biraz saflık olur. Evet. Dolayısıyla doktor diyor ki bu ilaçları bitene kadar içeceksin. Eğer iyileşmezsen o zaman gel diyor. İyileşirsen zaten problem yok demektir. Şimdi biz de namaz kılarak şeytanın vesvesesini bertaraf edeceğiz. Hı. Efendim biz namaz kıldık, şeytan hala vesvese veriyor. Namaz kıldık, vesvese veriyor. Aslında şunu da düşünmemiz lazım. Demek ki ben doğru yoldayım. Namaz kılarken şeytan bana vesvese veriyorsa ben gerçekten namaz kılıyorum ve belki gerçekten benim namazım Allah katında makbul bir namazdır dememiz gerekir. Eyvallah. Çünkü yani, şeytan doğru yolda olana musallat olur. Çok güzel. Yani bir inanç problemi yaşanıyorsa orada bir tefekkür vardır. Aynen. Orada aynen. Doğruya bir tabii gidiş ki, vardır diyorsunuz. Aynen. Çünkü zaten bu şudur. Bakın Hazreti Ali'ye demişler işte ilim nedir de ilim noktaydı demiş. İşte sorularla çoğalttı insanlar onu. Hı hı. Şimdi soru her zaman kafamıza gelir ya da bize sorulur. Şimdi bu şeytanlar iki türlüdür biliyorsunuz. Minel cinneti ve nas diye Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor yani Nas suresinde. İnsanlardan da olur, cinlerden de olur. Şeytan demek aslında kötülük demektir. Ya da kötülüğün kaynağı ya da kötülüğü yayan şey demektir. Dolayısıyla bizim Müslümanlığımız sadece iyi şeyleri yapmak değildir. Aynı zamanda kötülüklere karşı mesafe koyabilmektir. Oradan uzak durabilmektir. Ben bazen bunu futbolla anlatmaya çalışırım. Gençler olunca işin içinde. Şimdi gol atmak ne kadar önemliyse... Hangi takımısınız hocam? Efendim? Hangi takım mısınız? Yok takım tutmuyorum. Yani genellikle milli takımları biraz şey yaparım, takip ederim. Onun ben Fenerbahçeliyim. Öyle mi? Yok. Yani bütün takımlar bizim için eşit düzeydedir şu anda. Şimdi futbol maçında gol atmak ne kadar değerliyse, gol yememek de o kadar değerlidir. Doğru. Öyle değil mi? Aykut Kocaman şu anda çok sevinmiştir bu söylediğini. Yani aynen yani şimdi... Aykut Kocaman da öyle, gol yemeyeyim de ne olursa olsun derdi. Selam ve hürmetler. Bir Fenerbahçeli olarak çok seviyoruz Aykut Kocaman. Evet. Dolayısıyla biz namaz kılarken bir yerde sevap kazanıyoruz. Şeytanın vesveselerine aldırmazken, onu engellerken ya da onu bertaraf ederken de sevap kazanıyoruz biz. Hı hı. O yüzden müminin en önemli ve ilk sıfatı muttakidir. Muttaki demek kötülüklerden ve şeytanın vesveselerinden uzak duran insan demektir. Vesvese her zaman gelir. Hı hı. Bundan kaçınamayız biz. Bunu atmamız da söz konusu değil. Mesele onlar olduğu halde onlar yokmuş gibi yaşamaya devam edebilmektir. Hı hı. Yoksa vesveseyi tamamen bitirmek diye bir şey böyle bir şey asla söz konusu olmaz. Peki hocam aileler gençleri inanç konularında soru soruyorsa, sorguluyorsa bazen de ya böyle sanki uzaklaşacak gibi oluyorsa nasıl davransınlar, nasıl yaklaşsınlar? Bakın ben ve hem gençlere hem ailelere beraber aynen. Söylersek. Yaşadığım bir örneği anlatayım. Birisi geldi bana dedi ki ben dedi Allah'a inanmıyorum dedi. Evet. Dedim ki niye inanmıyorsun dedim. Dedi ki Allah'a güvenmiyorum dedi. Şimdi burada Allah'a güvenmiyorum deyince benim orada bir kafamda ışık çaktı. Peki dedim sen anne babana güveniyor musun? Onlara da güvenmiyorum dedi. Peki dedim arkadaşlarına güveniyor musun? Arkadaşlarıma da güvenmiyorum dedi. O zaman dedim bak senin inanma sorunun yok. Senin güven sorunun var. Evet. Şimdi bakın güven sorununu psikolojik bir güven kaybına uğramış. Yani çevresine karşı hiç kimseye ve hiçbir şeye güvenemiyor. Böyle bir şey var. Bunu ifade edemiyor. Nasıl ifade ediyor bunu? Ya Allah'a inanmıyorum diyerek ifade ediyor. İşte bakın biz belki burada... De gerçek duygusu bu değil. Değil zaten. Yansıtıyor. Değil, olmadığı zaten göründü. Nitekim hakikaten çok iyi bir ailesi vardı. Sahip çıktılar. O psikolojik sorunlarını atlattı. İş bitti zaten. Ama nedir? Biz işte gençlerin bir takım sorunları olabiliyor. Ergenlik döneminde ya da sonrasında. Bu sorunlar çeşitli de olabiliyor. Bazen biyolojik bir sorun, psikolojik sorun olarak ortaya çıkabiliyor. Psikolojik sorunların biyolojik tezahürleri ortaya çıkabiliyor. Bazen bu sorunların işte bu tür söylem sorunları da ortaya çıkıyor. Yani ifade etme biçimi şeklinde ortaya çıkıyor. O zaman biz şunu düşünmemiz lazım. Ya bu gencin ne derdi var? Yani hemen vay sen nasıl Allah'a inanmazsın
Allah'a inanmak gerekir, Allah'a inanmayan insan olur mu filan gibi üstüne gidersek bu sefer onu daha şeytanın da yoldan, tabii şeytanın zaten kucağına itmiş oluruz. Daha da yıldırmış ve içine kapatırız. Bu sefer hiçbir sorununu bize iletmez hale gelir. Öyleyse gençleri dinleyip sorunun ne olduğunu keşfetmek, tespit etmek gerekir diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Yani onların sorunları ne kadar tırnak içerisinde tehlikeli olursa olsun, bu aslında doğru inanca, irade ile imana ulaşmanın yolunda bir çaba olarak algılamak. Evet. Duha suresinde hocam, o emmes sa'ile fe la tenhar. Sa'il, yani malumunuz hem isteyen ama aynı zamanda soru soran manasında da, soru sormak Allah'ın insana verdiği en kadim, en evrensel haklardan tabii, bir tanesi. Aynen. İnsanlar bunu soracaklar. Evet. Bu sorulardan bir tanesi de hocam, özellikle bu dünya imtihan yeri. Bu imtihanı kavramakta biraz yeni nesil sıkıntı yaşıyor. Allah neden bizi imtihan etmeye ihtiyaç duysun ki? Ya da Allah merhamet sahibi, merhametin kaynağı. Bu dünyada çocuklar öldürülüyor, savaşlar oluyor, katliamlar oluyor, işte kadına şiddet oluyor. İşte bakıyorsunuz bir, affedersiniz, bir hayvana çok eziyet edilmiş, bir çocuk öldürülmüş. Allah niye buna müsaade ediyor? Bu tarz sorular da bir inanç problemine dönüşebiliyor. Aynen. Bu konuda ne söylersiniz? Ya ben buna şöyle bir örnek veriyorum. Diyorum ki mesela devlet yol yapıyor. Evet. Çok güzel otobanlar yapıyor. Çok güzel de arabalar üretiliyor. Mesela öyle arabalar var ki 300 belki daha fazla kilometre hızla gidebilecek arabalar. Hakikaten yollar da müsait. Devlet yolu yaptıktan sonra bir takım şeyler koyuyor, kurallar koyuyor. Sınırları falan. Sınırlar koyuyor. Diyor ki işte burada 120 kilometreye gideceksin. Şurada yavaşlayacaksın. Şurada işte bir şey çıkabilir, dikkat edeceksin filan diye kurallar koyuyor. Şimdi birisi de kuralları dinlemiyor. Hı hı. Almış altına güzel bir araba, Allah ne verdiyse de gibi basmış gaza, virajı da alamamış, taklatmış, ölmüş. Şimdi şöyle bir soru sorsak, ya devlet niye bu yolu yaptı? Niye bu arabaların ülkeye girişine müsaade etti? Niye bu çocuğun bu arabayı almasına müsaade etti? Haklı olabilir miyiz? Olmaz. Olmayız. Yani Allah Teala bir düzen koymuş, bir sistem kurmuş ve o sistem içerisinde bizi de koymuş ve bize akıl vermiş, irade vermiş. Artı rahmeti gereği peygamber göndermiş, kitap göndermiş, kuralları belirlemiş. Diyor ki eğer benim kurallarım doğrultusunda yaşarsanız hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Şimdi biz karayollarına çıktığımızda oradaki kuralların hepsine istisnasız uysak başımıza sıkıntı gelir mi? Gelmez. Çok nadir gelmez. Evet, büyük gelmez yani. Gelmez. Çünkü herkes uyarsa zaten bazen kazalar ne olur? Bazen sürücünün kendisinden kaynaklanır, bazen karşı taraftan kaynaklanır. Doğru. Herkes kurala uymuş olsa hiçbir problem çıkmaz. Şimdi burada da biz Müslümanız diyoruz, kurallara uyuyoruz ama öbür adam uymuyor. Şimdi bakın Suriye'de savaş çıktı değil mi? Yani Suriye'deki savaş oradaki çocukların yüzünden çıkmadı. Oradaki biçare kadınların ya da sivillerin yüzünden çıkmadı. Bir takım hırslı insanlar, dünyayı kana bulamaya isteyen insanlar orada savaş çıkarttı. Ama en azından şunu diyoruz biz bakın. Ateistler, deistler diyorlar ki Allah madem merhametliyse bütün bunlar olmasa ya diyorlar. Hı hı. Biz de diyoruz ki Allah merhametlidir ve ama adaleti de vardır. Hı hı. Ama bir de nizam koymuştur. Hı hı. Dolayısıyla Allah Teala hiçbir şeyi atlamaz. Allah Teala öbür dünyada bütün bunların hesabını herkese soracaktır. Evet. Dolayısıyla burada atlanacak hiçbir şey yoktur. Belki de hocam anahtar cümle bu. Hayatı sadece bu dünyadan ibaret sanınca problem oluyor. Problem oluyor. Sanki tabii yanına kar kalacak gibi. Tabii. Şimdi biz ateistlere, deistlere şunu soruyoruz. Peki sizin öneriniz ne? Yani bütün dinler ortadan kalksa bu adaletsizlikler, bu kötülükler, bu zulümler yok mu olacak? Hayır. Yani herkes ateist olsa bu zulümler bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Hayır. O zaman sizin öneriniz ne? Dediğimizde öyle insanlar var ki zulüm görüyor ve mazlum halde ölüyor hakkını alamadan. Peki bu insanın hakkını alacağı bir yer olması gerekmez mi? İşte sizin söylediğinize geliyoruz. Yani meseleyi bu dünyayla sınırlı tutmamak lazım. Zaten bu dünyayla sınırlı tutarsak ve deistlerin, ateistlerin bakışıyla bu dünyayla sınırlı bir
meseleye bakarsak o zaman işin içinden biz de çıkamayız. Doğru. Teşekkür ediyorum hocam. Ben Allah razı olsun. Çok aydınlatıcı oldu. İftariyelik oldu. Kıymetli izleyicilerimiz, Bursa'dan iftara doğru yürüyoruz. Yıldırım Bayezid Medresesi'nden yayında belki kulağınıza kadar gelen çocuk sesleri vardır. Onlar iftar yaklaşırken buradan gelen meleklerin sesleri. Dolayısıyla onlar mutluluk veriyor bize. Çocukların sesleri, meleklerin sesleri. Onlar camiyi doldursun, pencerelerimize tırmansınlar. Bazen işaret ediyorum pencereden, gelin yayını alayım diye kaçıyorlar. Çocuksuz bir dünya düşünülemez değil mi? Aynen. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Önce kendi çocuklarımın gözlerinden öpüyorum. Ve bütün çocuklarımızın Allah bahtını açık eylesin. Hocam, kıymetli izleyicilerimizin de soruları vardı. Biz soruyu sizin özellikle cevaplamanızı isteyeceğim. Biraz kader, kaza ile ilgili. Buyurun. Müsaadeniz olursa yönetmenimizden istirham edelim. Olur. İzleyicimizin sorusunu alalım, kıymetli izleyicilerimiz. Sonra da hocama yöneltelim. Selamünaleyküm Erkan Hocam. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Bursa'dan Kadir Polat ben. Hocam, başımıza gelen bela ve musibetleri kader olarak mı algılamalıyız? Teşekkürler hocam. Hocam, ben soruyu size aktaracağım şimdi. Bursa Fetih Müzesi'nden bir soru sormuş Kadir Bey. Diyor ki, başımıza gelen bela ve musibetler kader midir bizim için? Soru bu. Evet. Bu soruya geçeceğiz. Kıymetli izleyicilerimiz, burada çocuklarımız ve aileler için Yıldırım Belediyesi'nin de iftarı var. Onu da komşularımıza da söyleyelim. Olur da yolunuz buradan geçerse lütfen iftar sofrasına da buyurun. Oktay Yılmaz Başkanımıza da teşekkür ediyoruz bu iftar sofraları için. Allah razı olsun hepinizden. Evet hocam, başımıza gelen bela ve musibetler kader midir diyor Kadir Bey. Başımıza geldikten sonra kaderdir. Evet. Ama başımıza gelmeden önce hiçbir şeyi biz kader olarak değerlendiremeyiz. Başımıza geldiği andan itibaren kaderdir. Biz orada şunu, şöyle bir takıntımız oluyor, takılmamız oluyor. Başımıza bir felaket ya da bir kötülük geldiği zaman birden karamsarlığa bürünüyoruz. Demin Hazreti Adem, Hazreti Havva annemizi anlattık ya. Onu bize Yüce Rabbimiz niye anlatıyordu? Ya ola ki bir hataya düşebilirsiniz. Başınıza bir iş gelebilir. Nitekim onların da geldi işte. Yani o meyveden yedikten sonra işte var olan imkanları kaçırdılar. Sıkıntıya düştüler filan. Ama yılgınlığa düşmediler. Karamsarlığa düşmediler. Ne yaptılar? Evet. Tevbe ettiler. Kurtuluş çaresi aradılar. Şimdi başımıza gelen bela ve musibet kaderdir. Allah'tan gelmiştir. Kurtuluş da Allah'tadır. Evet. Oradan kurtulmanın bir çaresini aramamız gerekir. Zaten innallaha ma'as sabirin ifadesi kullanılıyor ya, orada sabretmek demek karamsarlığa düşmek, oturup kalmak demek değildir. Sabretmek demek oradan nasıl çıkış yapabileceğimize dair, nasıl çıkacağımıza dair bir düşünce içerisine girmemiz demektir. Ve kurtuluşu Allah'ta aramamız demektir. Nasıl ki Hazreti Adem babamız, Hazreti Havva validemiz kurtulmuşsa o içine düştükleri durumdan, biz de aynı şekilde kurtulabiliriz. Ha, bir takım kayıplarımız olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çünkü her hatanın bir takım bedelleri vardır. Mesela ben hep şeyi de örnek gösteririm. Araba kullanırken telefona bakmak kural dışıdır, hatadır. Evet. Şimdi telefona bakarken bir başka arabaya çarpabilir miyiz? Çarpabiliriz. Büyük bir olasılık. Allah korusun. Kendimize büyük bir zarar verebilir miyiz? Verebiliriz. Öbür tarafa zarar verebilir miyiz? Verebiliriz. Bakın, bir hatanın sonucu. Peki bu hiç olmadık hale getirebilir miyiz bunu dönüp? Getiremeyiz. Ama olmadan irademiz var. İşte ve olacağını burada bilmiyoruz. İrademiz de değil mi? Tabii. Oradaki bizim hatamızın bakın nasıl sonuçları ortaya çıkabiliyor. İşte burada şunu düşüneceğiz. Olmadan önce, bu tür hatalar olmadan önce irademizi ve aklımızı kullanarak olmaması için çaba sarf edeceğiz. Ha olduysa, olduysa da bunu telafi etmenin yollarını arayacağız. Çünkü artık dönüp hiç olmamış hale getirme şansımız yoktur. Yapacağımız şey telafi etmektir. Ne kadar telafi edebilirsek. Ha bu dünyada edemedik. Mesela birisi geldi bizim arabamıza çarptı. Bir de üstüne üstlük adam haklı çıkmaya çalıştı, bastırdı ve biz orada mazlum, mağdur duruma düştük. Bu dünya değil son. Son bu dünya değil. Öbür dünya var. Öbür dünyada yarın Allah Teala onun burnundan fitil fitil getirir. Bizim kayıplarımızı da tamamen telafi eder.
ve Allah Teala bize vereceğini verir o bir dünyada inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Çok istifade ettik. Umuyorum ben. Ekranları başında izleyicilerimiz de istifade etmiştir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarımızdan kafama takılanlar diye hocamın kitabı da var. Evet, özellikle genç kardeşlerimize tavsiye ediyoruz bunu. İnşallah. Hocam duaya geçmeden önce son olarak izleyicilerimize nasıl bir Ramazan mesajı vermek istersiniz? Son bir mesajınızı alalım. Evet, son mesajımız şu olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz için dua edelim. Evet. Ve özellikle de dünyadaki Müslüman kardeşlerimiz için dua edelim. Elimizden geliyorsa yardımcı olmaya çalışalım. Sadece Müslüman kardeşlerimiz için de değil, mağdur ve mazlum olan bütün insanlar için. Bakın bugün Suriye'deki durum belli, Irak'taki, Libya'daki, Filistin'deki, hele Yemen'deki durum hakikaten içler acısı, Arakan'daki kardeşlerimiz. Ama bakın kuzeyimizde başka bir felaket yaşanıyor. Belki oradaki insanların çoğu Müslüman değil ama neticede insan. Dolayısıyla onlara da bizim destek vermemiz gerekiyor, mağdur ve mazlum olan. Ben şöyle düşünüyorum hep. Bir kişi denizde boğuluyor olsa biz ona dinini sormayız. Evet, yardım biz ederiz. Onu kurtarmaya çalışırız. Aynen bu duygularla hareket edelim diye düşünüyorum. O zaman hocam biz de bir amin diyerek amin iftara gidelim inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillah. Ve salaten ve selamen ala Resulillah ve bihi nestaîn. Ey bizleri yoktan var eden, kendisinden başka kulluk edilecek ilah olmayan, bizleri yaratan, yaşatan, dilediği zaman katır alma kudretine sahip olan şanı yüce Rabbimiz. Sen şahitsin ki bizler seni ve dinini çok seviyoruz ya Rabbi. Nefsimiz ve sana gereği gibi yönelemeyişimizden işimizden dolayı senin dinini yeterince yaşayamıyoruz. Bizi bağışla ya Rabbi. Senin dinini yüceltecek yüreğe, bileğe, amele sahip olmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, ne kadar çok isterdik bizi yarattığın günkü gibi tertemiz kalabilmeyi. Ama beceremedik ya Rabbi. Yüzümüze, gözümüze bulaştırdık. Hazreti Adem ve Havva'nın diliyle yalvarıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz. Bize kaybettirme ya Rabbi. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affı seversin. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Senin dinine yardım edenlere yardım et ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikelerden emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimizi zalimlerin insafına ve merhametine bırakma ya Rabbi. Bütün İslam ümmetine akıl, bilinç, şuur ve uygarlık nasip eyle ya Rabbi. Yeniden Kur'an'a, özüne dönüş nasip eyle ya Rabbi. Kutsal mabetlerimize, özellikle Mescid-i Aksa'ya özgürlük nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, dinimizin, devletimizin, vatanımızın, milletimizin hayrına çalışan kim varsa melaike ordunla onları teyit eyle ya Rabbi. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım, emniyet kuvvetlerimizi, Mehmetçiğimizi karada, denizde, havada mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Dinimizin, vatanımızın, milletimizin hayrına çalışmayan hainlere de fırsat verme ya Rabbi. Onları ifşa eyle ya Rabbi. Şu mübarek iftar saatinde ümmeti Muhammed'in içinde de duamıza amin diyenlerin ne derdi, sıkıntısı varsa gider ya Rabbi. Kimin bir hastası ve hastalığı varsa Eşşafi ismin hürmetine şifa ver ya Rabbi. Borç yükü olanlara ödeme kolaylığı ver. Rızanı, cennetini, cemalini nasip eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.